Tanrım, sen kızımı koru. Kızımdan rahmetini esirgeme. Ona acımasız babaannenin yüreğini yumuşatacak ve sevmesini sağlayacak beceriler ver. Lütfen kızıma yardım et Tanrım. Al bako. Herkes çocuğunun haklı olduğunu düşünür. Ama gördün işte bak, kızımız hatalıymış. Sen de kayın ailesine kızıp durdun. Korkuyordum. Kızımın öyle ağladığını gördüğüm an mantıklı düşünemedim. Anandil'in kocasının evinden kaçmaması gerektiğini biliyordum. Ama o esnada onun benden başka kimsesi yoktu. Kocası ve ailesinin ona çok kötü davrandığını düşünmüştüm. O yüzden onca yolu aşıp yanımıza neden gelsin? O bir kız. Ya yollarda başına bir şey gelseydi? Bence bazen sen çok fazla kafa yoruyorsun. Kızlar gelin gittikleri evde zor günler geçirir, bu normal. Ama küçük şeyler yüzünden ümit kesmek doğru değil ki. İnsan böyle pes etmemeli. Sen böyle ağlarsan Anandi bununla nasıl başa çıkacak? Onun yanında ağlamıyorum kaçan. Sence öğrenemez mi yani? Sen hep ne dersin bak? Birbirlerinden uzakta olsalar da bir anne ile bir kızın arasında bir bağ vardır. Sen burada ağlayınca o da orada endişelenir. O benim kızım. Onu yabancı bir eve, yabancıların arasına gönderdikten sonra içim nasıl rahat eder? Biraz su iç. Hadi al. Hadi. İç hadi. Kız ailesinin hep kayınvalidelerinin önünde boyun eğmesi gerekiyor. Dahası kızlarının yaptığı hatalar başlarına kakıldığında buna ne yazık ki katlanmak zorundalar. Ne hissettiklerini gerçekten çok iyi anlıyorum. Bay Kacan ve karısı bugün çok küçük duruma düştü. Anandi çok hassas bir kız. Neden evden kaçmak zorunda hissetti? O daha bir çocuk. Bazen yetişkinler bile yanlışla doğru arasındaki farkı göremiyor. Sonuçlarını bile düşünmeden evden kaçmak için canının ne kadar yandığını bir düşünsene. Kim bilir aklından neler geçiriyordu. Sumitra, Anandi daha bir çocuk biliyorum. Ama para çalması çok yanlış. Ailesini görmek istiyorsa seninle ya da benimle konuşabilirdi. Evden para çalmak, bunu anlamıyorum. Sumitra, annemin Anandi'yi azarlaması için başka bir bahane oldu bu. Annemin düşündüğü kadar büyük bir hata yapmadı. Kendi kızını Anandi'nin yerine koy. Tanrı korusun, Sugna'ya aynı şey olsaydı o ne yapardı dersin? O da Anandi gibi evden kaçardı. Sumitra, Anandi'yi kendi kızım olarak görüyorum ama bütün geceyi kapkaranlık bir mahzende aç susuz geçirdi. Bu çok büyük bir cezaydı. O onların tek kızı. Onu büyük bir sevgiyle yetiştirmiş olmalılar. Ama burada, düşünsene, burada sürekli azarlanıp duruyor. Er ya da geç baş kaldıracaktı. Hatırlıyor musun? Jagdish 9 yaşındaydı.
bir sokak gösterisini izlerken üstüne bir maymun atlamıştı. Jagdish çok korkmuştu. Korktuğu için ateşi çıkmıştı. Günlerce uykusuz kalmıştı. Uykusunda konuşuyordu. Çok fazla korkuyordu. Biz yanında olduğumuz için bunu atlatabildi. Düşünsene. O zaman biz Jagdish'in yanında olmasaydık. Yabancı bir yerde, yabancıların arasında olsaydı. Jagdish ne yapardı? Affet beni Anandi kızım. Çektiğin acıyı anlayamadım. Jagu, ne yapıyorsun? Hadi televizyon seyredelim. Şimdi olmaz. Neden? Anandi ile konuşmak istiyorum. Peki burada ne işin var? Mutfağa git. Anandi mutfakta. Babaannem sebze yemeği yapmasını istedi. Sugna abla, Anandi bana kızgın mı sence? Sana niye kızsın? Anlayamıyorsun. Neden anlamayayım ki? Anlat öyleyse. Ona hep şımarık davranıyorum ve hep saçını çekiyorum. Kızmaya hakkı var bence. Bir şey yap. Git Anandi'ye sor. Sugna abla. Anandi gerçekten parayı çalmış mı? Bilmiyorum. Ama itiraf ettiğine göre öyle yapmış olmalı. Geri geldiğine çok sevindim. Sensizlik hoşuma gitmiyordu. Öğretmenimiz bize çok zor bir soru verdi. Çözemedim. Sen onu bir saniyede çözerdin. Neden benimle konuşmuyorsun? Bana kızgın mısın yoksa? Umarım bu evden benim yüzümden kaçmamışsındır. Neden senin yüzünden kaçayım? Çünkü seninle dalga geçtim. Sana aptal şımarık dedim ve sonra da saçını çektim. Annemin odasında uyumana izin vermedim. Benim odamda uyumana da izin vermedim. Sana hep sorun çıkarttım. Bana kızgın değilsin yani, değil mi? Pekala, söyle bana. İlk kez bir otobüste tek başına uzun bir yolculuk yaptın, değil mi? Giderken çölden geçmiş olmalısın. Baktığın her yerde kum vardı, değil mi? Harika bir manzara olmalı. Biliyor musun? Arkadaşlarım benim gibi bir oğlanla asla yaşayamayacağın konusunda dalga geçmişlerdi. Sonra da arkadaşlarımla seni aramaya gittik. Banyan ağacına geldiğimizde kalbimiz yerinden fırlayacak gibi oldu. Neden? İnsanlar banyan ağacında bir cadı yaşadığını söylüyor. Ve yakınına giden herkesi öldürüp yiyormuş. Sonra ne oldu? Korkudan birbirimize sarıldık. Ve sonra gözlerimizi kapattık. Sonra da dua etmeye başladık. Bir süre sonra kimse gelmeyince ben de gözlerimi açtım. Ve cadının orada olmadığını gördüm. Oradan kaçtık ve köye gelince koşmayı bıraktık. Belki de cadı başka bir ağaçtaymıştır diye düşündük. Söylesene Anandi. Evden para çalarken korkmadın mı hiç? Sonuçta o bu evin parası. Nasıl cesaret ettin? Ya bunun için seni cezalandırsalardı? Bir şey söylesene. Cevap versene. Hadi bırak da işimi yapayım. Git buradan. Gideceğim ama önce bana cevap ver.
Bırak işimi yapayım. Lütfen git buradan. Bana söyleme, tamam. Ama parayı çaldığın için kimse seni affetmeyecek, tamam mı? Tanrım. Ben hırsızlık yapmadım. Merhaba hanımefendi. Merhaba, otursanız da. Merhaba hanımefendi. Merhaba, merhaba. Sizi buraya hangi rüzgar attı? Seni bir süredir göremedik, ziyaret etsek iyi olur dedik. Sen nasılsın Sumitra? İyiyim. Size içecek bir şeyler getireyim. Jagdish'in karısının geri geldiğini duyduk. Ne demek istiyorsun anlamadım. Evden kaçmamış mıydı? Size kim söyledi? Benim ailem hakkında bu saçmalıkları kim nereden çıkarıyor? Neden gülüyorsunuz söyleseniz ha? Bu bir yalan. Tamamen saçmalık, tamam mı? Anandi kaçmadı, ailesini görmek istedi, hepsi bu. Onu Bilarya'ya ailesine ben gönderdim. Onları çok özlüyor ve ağlıyordu ha. Ama ailesi sana çok yalvarmış hanımefendi. Değil mi? Aa! Kim söyledi bunu? Ailem hakkındaki bu dedikoduları kim yayıyor böyle? Onu bana getirin, ona dersini verin. Hanımefendi, bana bunu kimse söylemedi. Bayron ve karısını evinizin önünde ağlarken gördüm. Bu yeni bir şey değil Kusum Kale. Kızların ailesi kayınvalidelerinin önünde hep yalvarır ve ağlarlar. Bu eski bir gelenektir. Çok eski bir alışkanlıktır. Bunu bilmiyor musun ha? Pireyi deve yapmaya kalkmayın sakın. Sen de beni dinle Canki. Kocandan borcumu istediğimi söyle. Acaba ödemeyi ne zaman yapacak? İki gün önce bana ödemesi gerekiyordu, daha ortada bile yok. Ona söylesen çok iyi edersin. Ödemesini yapsın. Sen ne diyordun Sukiya'nın annesi? Konuşsana, duymak istiyorum. Hanımefendi, bunu ciddiye alın. Sadece bunun dedikodularını duymuştuk. Bu yüzden seni ziyarete geldik. Sorularınız bitti mi? Başka sorunuz var mı? Ha? Hoşça kal hanımefendi. Olanları gördün mü Sumitra? Anandi haysiyetimizi iki paralık etti. Bu insanlar benim gözümün içine bile bakamazdı. Şimdi benimle dalga geçiyorlar. Ama anne, bunu nereden bilebilirler ki? Haberi kim yaymış olabilir? Kaylar. O adamın günleri sayılı. O alçak herif haberi köye yaymış bile. Bana olan borcunu iki ay içinde ödemek istemişti.
ama çenesini bir türlü tutamadı. Tanrı'ya yemin ederim bir daha o herife asla borç vermeyeceğim. Birçoğu senin iyi kalpli olduğunu bilmiyor, yemin ederim. Senin aslında altından bir kalbin var. İnsanlar seninle aynı fikirde olmayabilir ama ben senin her zaman haklı olduğunu biliyorum. Sonunda beni anlayan birini buldum. Mangali, bunun üzücü kısmı. Ailem benim tavsiyelerimin kıymetini bilmiyor. Tanrı'dan Byron ve Sumitra'ya biraz akıl vermesini iste, tamam mı? Her zaman yanıldığımı düşünüyorlar. Bu aile buraya geldiğimden beri zenginleşti. Kocam bana hep bize bereket getirdin derdi. Ama oğullarım bana hiç saygı duymuyor. Kıymetimi ben ölünce anlayacaklar. Merak etme hanımefendi. Yakında değerini anlarlar. Anlayacağın hanımım, senin kalbin saf ve yumuşak. Ama affına sığınarak sen... Sen biraz sert ve katı bir kadınsın. Bu yüzden insanlar seni yanlış anlıyor. Bunu bir düşün hanımefendi. İnsanlar korktuğunda senden kaçıyorsa nezaketini ve merhametini fark edemezler, öyle değil mi? Kesinlikle haklısın Mangali. Bu yüzden söylediklerimin doğru olduğunu düşünüyorsan o zaman konuşurken insanlara biraz yumuşak ol. Bunu yaptığın an oğlun da, gelinin de, torunun da herkes seni sever. Ne dersen onu yapacaklardır. Sana hep itaat ederler. Her zaman seni çok severler. Haklısın Mangali. Ama gelinler uçurtmalar gibidir. Onlara biraz gevşek davranırsan, o zaman daha yükseğe uçarlar. Örneğin Sumitra ve Anandi gibi fakir aile kızları da durumdan faydalanmak için çok fazla vakit kaybetmez. Sumitra uzun zamandır burada. O aileyi çok güzel düzene soktu. Ama Jagdish'in karısı... İnanılmaz inatçı, hem de çok inatçı. Fırsatını bulur bulmaz bütün gelenekleri bir çırpıda yıkar. Ama sakın unutmayın, Anandi size çok büyük bir şans getirdi. Onunla birlikte büyük bir eve taşındınız. Bakın, evlilikten çok ama çok kısa bir süre sonra mahkemedeki davayı kazandınız. Ayrıca hasat 4 katına çıktı. Neredeyse zorlukla yetiştirdiğiniz topraklar bereketli hasat verdi. Söylesenize, yanılıyor muyum acaba? Hayır. Kesinlikle haklısın. Hanımefendi, gelinine zor anlar yaşatmamalısın. Ama tabii onu şımartmamalısın da. Eğer ona nazik olursan, o da tabii çok mutlu hisseder, değil mi? O sizinle mutlu olursa çok daha zengin olursunuz. Evinizden bereket eksik olmaz. Ve daha da varlıklı olursunuz efendim. Bence bu dediklerime bir kulak verin. Peki. Bunu deneyeceğim. O kıza sorun yaratmayı ben de istemiyorum. Ben de aslında kimsenin kötü duasını almak istemem. Sana bir zararı olmayacaktır hanımım. Benim tek istediğim onurunuzu ve itibarınızı sürdürebilmeniz. Bunun için size dua edeceğim. Benim hiçbir beklentim yok efendim.
Basant amcaya çay götüreceğim. Amca, sana çay getirdim. Anandi, hadi benimle oyun oyna. Hayır abla. Yapacak çok işim var. Onları bitirmem gerek. Anandi, işleri bitirmene ben yardım ederim. Hadi biraz oynayalım. Hayır, sağ ol abla. Ben yalnız yaparım. Babaanne, sana süt getirdim. Eskiden oyun oynardı. Birdenbire sessizleşti. Her zaman neşeli olurdu. Ama şimdi... Şimdi sanki evde değil gibi. Ona büyük haksızlık ettik. Haklısın Sumitra. Daha önceleri hepimizi sorulara boğardı. Şimdi ise her dediğimizi kabul ediyor. Artık... Ne neşesi kaldı ne de soru soruyor. Gerçekten bunu gördüğümde çok üzülüyorum. Ailesini acı çekerken görünce duygularını bastırdı. Her zaman hislerini nasıl bastırıyor acaba? Bu çok acı veriyor olmalı. O daha bir çocuk. Evli olması neyi değiştirir ki? İyi bir gelin olduğunu kanıtlamaya ya da ailesini utançtan kurtarmaya çalışırken korkarım Anandi çocukluğunu kaybedecek. Annem bunu anlamayacak kadar inatçı. Evde hizmetçiler var, Sugna ve ben varım. Neden bütün işi Anandi'ye yaptırıyor söylesene. O büyüdüğünde her şeyi yapacak zaten. O daha çok küçük. Bu yaşta bu kadar yükü taşımamalı. Sumitra, annemin inatçı olduğunu kendin söyledin. Gelinlerine emir vermeyi çok seviyor. Onları kontrol etmeyi seviyor. Oğullarının istediklerini yapmalarına izin vermedi. Gelinlerine nasıl özgürlük versin ki? Onlara özgürlük verirse, insanlar annemi evin hanımı olarak görmekten vazgeçecektir. Birileri istediğine karşı çıkarsa, bunu hakaret olarak algılıyor. Ama bu yanlış. Haklısın Sumitra, ama bunu anneme kim açıklayacak? Peki, Anandi için hiçbir şey yapmayacak mıyız? Çok acı çekecek.
Umarım bize karşı kin beslemez. Hayır Sumitra. Anandi gibi bir kız kimseye karşı kin beslemez. O tanımadığı bir kıza sırf onu mutlu etmek için bileziklerini bile verdi. Ama biz bir aileyiz. O iyi kalpli olduğu kadar çok saf da. Aile üyelerinden kimsenin ona kötü davranmadığından emin olmalıyız Sumitra. Herkesi önemsiyorsun ama benim duygularımı hiçbir zaman önemsemiyorsun canım. Her günümü nasıl geçiriyorum hiç umurunda bile değil. Her günümü nasıl geçirdiğim asıl senin hiç umurunda değil. Seni önemsiyorum, her şeyi anlıyorum. Seni beni özlediğinden çok ben seni özlüyorum. Fakat Anandi'yi böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. O gerçekten çok üzgün. Babaannem onu mahzene kilitlediğinde... Ben de çok üzgünüm. Seni çok özlediğimi görmüyor musun hayatım? Bana hiç acımıyor musun? Görüyorum. Veda törenim henüz yapılmadı. Bunları veda töreninden önce yapmak günahtır. Peki veda törenin ne zaman yapılacak söyle bana. Annemle konuştum. Ama beni dinlemiyor. Ne yapmam gerekiyor? Lütfen söyle. Ona yine sor. Ona sık sık sor. Sıkılacak ve er ya da geç boyun eğecek. Eve git ve onunla her gün konuş. Yapamam. Anandi yüzünden herkes... Tamam. Sürekli kardeşim ve karısı için endişe ediyorsun. Ve kocanla da ormanda gizlice buluşuyorsun işte. Bu ne kadar devam edecek Subna? Köydeki arkadaşlarımın eşleri eve geldi artık. Evlilik hayatının tadını çıkarıyorlar. Bazıları baba bile oldu. Karısıyla ormanda gizlice buluşan bir tek ben kaldım. Bunun sorumlusu senin annenle baban. Seni yaşlanana kadar bekleyemeyeceğim. Peki ya sen? Sen benimle yaşamak istemiyor musun? Söylesene bana. Bunu istemiyor musun yoksa? Hadi söyle. Byron. Evet anne. Cagat bütün borçlarını ödedi mi? Evet anne, bize hiç borcu kalmadı. Ona bir iyilik yaptık. Borç para alırken çok büyük konuştu. Parayı geri verirken de sanki bizim ona borcumuz varmış gibi ağladı. Peki sen Mahesh'i ziyaret ettin mi? Evet anne. Daha ne kadar vakit istiyor? Bir ay daha istiyor. Bir ay mı? Ona çok fazla olduğunu söyle. Buraya 4 gün içinde gelmezse kapısına dayanırım, tamam mı? Ha. Peki ya... Kailaş, ona bir daha borç vermeyeceğim. O tam bir dedikoducu. Hanımefendi, iyi günler. Merhaba Banvari, lütfen bağırma. Biz buradayız, otursana. Hanımefendi, haberi bütün köy duysun istiyorum. Sersem kadın, ne olduğunu söylesene. Sana her şeyi söylemek için onca yol geldim. Sana iyi haberlerim var. İşte, ona bir bak. Sence Basant'a iyi bir eş olmaz mı? Başkası ona daha iyi bir teklif getirirse çöpçatanlık yapmayacağım. Çok güzel ve genç bir kız. Bütün kriterlere çok iyi uyuyor. Basant, bu yaşında böyle bir kız bulduğun için çok şanslısın. Banvari, Basant'ın çok yaşlı olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır hanımefendi, söylemeye çalıştım. Kes sesini. Fotoğrafa bir bakayım. (Gülüyor)
Fotoğrafta güzel görünüyor tabii. Ancak güzellik yeterli değil. İyi huylarının da olması gerek. Güzellik sonsuza dek sürmüyor. İyi huyları olan insanlar ömür boyu mutlu ederler. Banvari bir şey yap. Git kızın huyu, karakteri ve ailesi hakkında bilgi edin, tamam mı? Bütün bu şeylerden tatmin olursak onları çabucak evlendiririz. Değil mi Byron, haksız mıyım? Tabii anne. Kız. Bu evden para çaldığın gibi benim de kitaplarımı çalma sakın. Nereye gidiyorsun? Sadece şaka yapıyordum. Dur, bekle. Tanrım. Neden herkes bana hırsız diyor? Ama ben o parayı çalmadım. Sana daha sonra geri vermek üzere o parayı ödünç aldığımı söyledim. Hatırlıyor musun? Lütfen hatırla. Peki neden hırsız olduğumu düşünüyorsun? Tanrım, onlara hırsız olmadığımı söyle. Kimse bana inanmıyor. Annemle babam da bana kızgın. Ben şimdi kiminle konuşacağım? Ben kiminle oynayacağım? Annem herkesin dualarını duyduğunu söylerdi hep bana. Neden? Neden benim dualarımı duymuyorsun Tanrım? Hey Anandi! Demek buradasın. Hadi gel uçurtma uçuralım. Ama ben uçurtma uçurmayı bilmiyorum ki. Çok aptalsın. Uçurtma uçurmak çok kolaydır. Bu makara, bu da uçurtma. Sana söylediğimde ipi salman gerekiyor. Çek! Sukna nerede? Buradayım babaanne. Nerelerdeydin? Arkadaşımla buluştum. Dualara geç kalmaman gerektiğini kaç kere söylemem lazım? Şu sandığı görüyor musunuz? Onu Basat'tan getirmesini istedim. Şu andan itibaren adak olarak sunulan paralar bu sandığa konulacak. Tabağı değil. Çalınma ihtimalleri olduğundan paraları tabakta tutmak iyi bir fikir değil. Dikkatli olmakta fayda var.
Zaman değişti. Kendi evimizde bile güvende değiliz. Anandı kızım. Ben bir şey çalmadım baba. Ben hırsız değilim. Neden babaanne benim hırsız olduğumu düşünüyor? Anandı, hayır. Ben hırsız değilim. Ben hiçbir şey çalmadım. Yemin ediyorum baba, çalmadım. Öğretmenimiz bize çalmanın çok günah olduğunu öğretti. Ben neden hırsızlık yapayım ki? Anandı, sen günah işlemedin. Sen bir günah işlemedin. Sen bir günah işlemedin. Ağlama Anandı kızım. Artık ağlama lütfen. Ben yalan söylemiyorum. Söylemiyorsun, söylemiyorsun. Sen böyle bir şey yapmazsın. Öyleyse babaanne neden sürekli para çaldığımı söylüyor? Ben hırsız değilim. Babamdan alıp size geri verecektim. Ben hırsız değilim baba. Hırsız değilim ben. Ne olur bana inanın. Ben inanıyorum sana. Sana inanıyorum. Annemle konuşacağım. Onu senin parayı çalmadığına ikna edeceğim kızım. Merak etme. Çakdiş bile bana hırsız dedi. Öyle mi dedi? Peki, Jagdish'le de konuşacağım. Senin neden üzdüğünü ona soracağım. Pekala, şimdi hadi benimle gel. Hadi gel bakalım, hadi. Anne, Jagdish nerede? Evde bir yerdedir. Jagdish! Jagdish oğlum, buraya gel. Geliyorum baba. Çabuk ol. Ne oldu baba? Jagdish söyle bakalım. Anan diye hırsız dedin mi? Hatırlamıyorum. Mutfakta söylemedin mi? Ben şaka yapıyordum. Şaka mı? Neden böyle bir şey söylüyorsun? Biri sana şaka için bile hırsız dese hoşuna gider mi? Baba, ben sadece ona şaka... Jagdish oğlum, yanılmıyorsam, net hatırladığımdan eminim, sen de sunulan adakları gizlice yemiştin, öyle değil mi? Onu yine mi ağlattın? Neden onunla dalga geçiyorsun ki? Ben sadece şaka yapıyorum demedim mi? Ciddiye alıyorsa bunun sorumlusu o. Kimseyi eğlence için bile suçlama. Hadi, şimdi ondan özür dile. Dur bakalım. Sen de annen gibi aklını mı kaçırdın? Bir erkekten özür dilemesini mi istiyorsun? Bir kocanın karısından özür dilediğini hiç gördün mü? Anne, ondan özür dilemesinin ona ne zararı olabilir? Jagdish'in kendi evinde küçük düşeceğini sanmıyorum. Sen sus Byron. Hiç mantıklı konuşmuyorsun. Sen hep karının talimatlarına uyuyorsun. Yeni bir adet mi başlatmak istiyorsun?
Sumitra mahallenin bütün kadınlarının önünde Jagdish'i zaten utandırdı. Gel Jagdish, burada benimle otur. Aferin oğlum. Oğlum o kadar masum ki ama hala herkes onu suçluyor ha? Boş ver Sugna abla. Ben Jagdish'in özür dilemesini istemiyorum. Babaannenin daha fazla üzülmesini istemem çünkü. Ne diye bekliyorsunuz? Artık işinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Hey bekleyin! Korkma, hiçbir şey olmaz. Ne bu? Yeterince param yoktu. Ben de bu yüzden daha az aldım. Gördün mü? Jagdish sana ne almış? Boşu boşuna korkmuşsun. Alsana. Hem bana hırsız diyorsun, hem de bana hediye alıyorsun. İstemiyorum. Hemen onu kuyuya atabilirsin. Bana hala kızgın mısın sen? Ben sadece şaka yapıyordum. Neden her şeyi ciddiye alıyorsun? Tamam, özür dilerim. Tamam. Israr ediyorsan olur. Özrün kabul edildi. Byron, sana anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Neden bu kadar inatçısın ki? Ne zaman anlayacaksın bilmiyorum. Sanırım anladığın zaman çok geç olacak. Anne, neler söylüyorsun? Ben ne yaptım ki? Bilmiyor musun? Evimizden kaçtığını ve bizi ele güne rezil ettiğini hatırlamıyor musun? Çok uzun zaman olmadı. Yine onu destekliyorsun. Karın da zaten ne isterse onu yapıyor. Şimdi de hem kızını hem de gelinini şımartıyorsun. Byron, seni uyarmak zorundayım. Söylediklerimi iyi dinle. Demek istediğimi anlamak neden bu kadar zor bilmiyorum. Gerçekten umutsuz vakası. Hala ısrar ediyorum. Çok geç olmadan, hala vaktimiz varken tavsiyelerimi ya bana atma, tamam mı? Bunları hep deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Küçük bir kız her şeyi çabucak öğrenir. Değişecek ve istediklerimizi yapacaktır. Ama çok geç olursa... işte o zaman başımız dertte demektir. Bunu unutma. Anandi'ye çok fazla özgürlük vererek onu şımartacaksın. Anne, kimse dediğin gibi Anandi'yi şımartmaya çalışmıyor, tamam mı? Yaşça büyük ve deneyimli olduğunu kabul ediyorum ama benim de çocuk olmadığımı unutma. Ben de iki çocuk babasıyım. Benim de kendi deneyimlerim var. Benim deneyimlerim de bir insana çok fazla katı olmamak gerektiğini söylüyor. Bir insan diğerine onu boğacak derecede baskı yapmamalıdır. Kimden bahsediyorsun? Neden bir şey
Söylemiyorsun. Kime baskı yapılmış? Sumitra. Anne, ona hayatı boyu baskı yapılmadı. Ne dedin sen? Bir daha söyle. Sumitra bu evde baskı mı görmüş? Anne, ben yanlış bir şey söylemedim. Gerçeği söylüyorum burada. Byron! Bu ne cesaret? Annemle nasıl tartışırsın sen? Sen yoksa aklını mı kaçırdın? Yanlışla doğru arasındaki farkı göremiyor musun? Basant. Bakalım sevgili oğlum başka neler söyleyecek. Bırak söylesin. Neden ağladığını biliyorum çünkü ilk kez senin durumun için anneme karşı geldim. Sumitra, doğruyu görebilmem yıllarımı aldı. Korkan teki olduğumu düşündüğünden de eminim. Herkes evlendiğimiz ve bu eve ilk geldiğin günden beri baskı gördüğünü biliyorum. Çektiğin acıları görmeyecek kadar aptal değilim. Annemin karşısında dik duramamak benim hatam ama... Sumitra, seni ne kadar önemsediğimi biliyorsun. Yeter. Bir şey söylemek zorunda değilsin. Bunu anlıyorum. Her şeyi biliyorum. Beni sevdiğini ve... elinden bir şey gelmediğini de. Aslında senden bir şikayetim yok. Senden neden şikayet edeyim? Kocam olman dışında sen bir oğulsun. Annene karşı sorumluluğun var. Sumitra, ben senden sorumluyum. Kimse sorumluluklarını yerine getiremediğini söylemiyor. Her zaman yanımda oldun. Acımı anladın. Sancımı anladın. Bundan daha fazlasına ihtiyacım yok. Bana destek olmasaydın hayatta kalmakta zorlanırdım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Annenden özür dilemelisin. Haklı olsan bile onun kalbini kırdın. O senin annen. Ve kimse onun yerini tutamaz. Sen ne yüce gönüllü bir kadınsın. Benim karım olduğun için gerçekten çok şanslı bir adamım. Sana çok teşekkür ederim.
Geseriyan.